Programın en başında 3 tane para transferiyle ilgili en başında 3 tane haber var. Bu haberlerden bir tanesi sosyal medyadaki paylaşılan bir haber. İki tanesi de gazetelerde duyurulan haber. İşin içeriği ne var? İşin içerisinde ne var? İşin içeriğinde para transferi var. Biz bu para transferiyle ilgili olan haberlerin yorumlarını programın ilerleyen dakikalarında veyahut da birinci veya ikinci bölümünde gazeteci dostumuz Şefik Kantar Bey'den almaya çalışacağız. Canlı yayınla böyle bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Bugün stüdyoda biz tam 4 kişi oturduk. Sizin para transferlerinizi, emlak yatırımlarınızı yorumlayabilmek için sizlere emlak alımında, yatırımında Türk olarak yaptığınız ne kadar işlem var, doğru yaptıklarınızın yanı sıra nerelerde karşınıza arıza çıkabilirse alışveriş alışkanlıklarınızdan ötürü, yanlış anlamayınız, yani alışkanlıklarımızdan ötürü, geleneklerimizden ötürü veya vurdum duymazlığımızdan ötürü, işte biz bütün bunları bugün birlikte masaya yatıracağız. Gülecek yerler olacak, üzüleceğiniz yerler de olabilirler. Ama sizin emlak alırken yatırımlarınızdan kar edebilmeniz için hepimiz burada inanın bir haftadan beri 5 kişi ter döküyoruz. Ümit ederiz bunun sayesinde sizler hayatınızı gülerek ve daha az yorularak geçirirsiniz. Bunun teminisiyle sol başta hemen arkadaşım, hoş geldin. Şener Kaya Bey'i zaten tanıyorsunuz. Emsal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Aziz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Biz bugün stüdyoda 4 kişiyiz. Bir de Skype ile bir yayınımız, bağlantımız daha olacak. Sevgili Ömer Uruç Beyefendi ile böyle bir canlı yayın bağlantımız olacak. Onun tecrübelerinden de sizlerin faydalanmanızı bu şekilde sağlamış olacağız. Bugünkü konuyu söyledik. Neydi? Sizin emlak yatırımlarınızda derken sadece bir yatırım değil. Yani alıp içinde kendiniz oturmanız için değil. Genel olarak ama. Bu da içerisine girebilir. Bu da bir yatırım aslında. Ama esas vurgulamak istediğimiz bölüm emlak alıp o emlağı para olarak, servet olarak değerlendirmeniz, o emlaktan gelir temin etmeniz, emekliliğinizi, servetinizi, efendim gücünüzü, kudretinizi artırabileceğiniz yatırımlar yapmanızı ve bunu yaparken de yüzünüzün güler kalmasını, yani emlakların sizin için çalışmasını, sizin emlaklar için değil de emlakların sizin için çalışmasını sağlayabilecek birkaç tane tüyoları bu bütün programın içerisinde serpiştirilmiş bir şekliyle sizlere sunmaya çalışacağız. Kulağınız ve gözünüz bizimle olursa bizim sizin için neler yapmak istediklerimizi bizden daha iyi anlayacaksınız. Evet, konuya başlarken ben hemen sevgili Emsal Bey'den soruyu alarak başlayayım. Bizim halkımızın yaptığı alışverişlerde en çok üzerine gittikleri, alışveriş yaparken tercih ettikleri emlaklar hangi tür emlaklar? Hiç üstü açılmamış bir soru. Neleri tercih ediyorlar, neleri alıyorlar? Hangi emlaklar alıyorlar? Ondan sonra sorunun devamı gelecek. Evet, genellikle halkımızın tercih ettiği emlaklar oturmak için alınan emlaklar. Yani von immobilie. Evet, ilk tercihleri genelde bunun için alıyorlar. Daha sonra kızımla, oğlumla beraber otururum maksatıyla iki katlı, üç katlı emlaklar. Evet. Daha fazla tercih ediliyor. Evet. Bunun yanı sıra ticaret maksatıyla alınan emlaklar da oluşmaya başladı. Yani bir eve aldıktan sonra daha sonra bir ev daha alım, kiraya verim. Bunu ileride emekliliğim yetmese bundan da istifade ederim. Bunu da bu şekilde değerlendirim maksatıyla da alınan emlaklar var. Aldıkları evlerin yaşları genelinde kaç yaşlarında oluyor böyle? Yani kendilerinin yaşları mesela 40-50 yaşında alıyorsa aldıkları emlakların yaşları kaçlarında oluyor? Şimdi iki türlü bunlar genç arkadaşlarımız daha fazla yeni evleri tercih ediyorlar. Okay. Yaptırmayı veyahut almayı tercih ediyorlar. Orta yaş ve üzeri eski evler
Türklerin bilirseniz önceden ben her zaman kullandığım bir tabir vardır. Onu da burada paylaşmak istiyorum. Önce biz bunların eski arabalarını, sonra eski evlerini aldık. Sonra da kendimiz yeni evleri yapmaya başladık ve yeni arabalara binmeye başladık. Yani bu bir süreçti ve bunu da paylaşmak istiyorum. Yani bu süreci yaşadık. Yani dolayısıyla böyle bir süreci de şu anda yaşıyoruz. Yani yeniler tabii tercih ediliyor. Gençler tarafından daha araştırmacı olduklarından, gençlerimizin daha fazla araştırmacı olduğundan dolayı yeni evleri tercih ediliyor. Diğer orta ve üstü yaşta olan insanımız da korkuyor biraz. Bütçeme göre hareket edeyim, fazla borcun altına girmeyeyim maksatıyla eski evleri tercih ediyor. Ama sonuçta baktığımız zaman ilerleyen konumuzda bunlara da gireceğiz. Evet. Bunların da getirisi ve götürüsü ne oluyor? Eski evin bazen o ucuz dediğimiz evin çok daha yeniden de pahalıya mal olduğunu da öyle bir süre de var yani. Öyle o da var. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı Aziz Bey? Ne dersiniz? Çok güzel vurguladı. Tabii bizim halkımızın bir mentalitesi var. Dört duvarım olsun, dikili bir taşım olsun, başımızda bir damım olsun. Damım olsun. Onun için toplum olarak ev almaya kendi evimizde, kirada değil de kendi evimizde oturalım diye bir mentalitemiz var. Ondan dolayı tabii ev almayı, kendileri oturacağı bir ev almayı tercih ediyoruz toplum olarak. Bu imkanı sağladıktan sonra doğal olarak emeklilik garantisi dediğimiz veya daha emekliliğe çok varsa bile daha fazla yan gelir olarak kazanabileceğimiz olarak yeni kapital anlak olarak evler alınıyor. Biz bunun adına aslında konu esas bugün hangisi? Kapital anlage veya bizim Türkçe'ye tercüme ettiğim zaman yatırım amacı ile alınmış olan evlerden konuşuyoruz. Evet. Ama bunu emeklilik parası yapar ama işte zenginleşmek için, servetini artırmak için kullanır. Siz ne diyorsunuz yani, bu şeye? Siz neyi ilave edeceksiniz? Şu andaki emlak piyasasına baktığımız zaman dünyada örneği olmayan ve kesinlikle değer kaybetmeyen bir emlak sektörü Almanya. Onun için imkanı olan muhakkak emlakını alsın. Eski de olsa, yeni de olsa veya sıfırdan yaptırdığı olsa bile muhakkak alsın imkanlar dahilinde. Tabii ki biz burada emlak, banka... Siz alsın diyorsunuz da yani alırken neye dikkat etsin diye benim aklıma soru geliyor. Peki şimdi eski ev alıyor adamcağız. Evet. Ne yapacak? Gitti eski bir ev alıyor. Evet, nelere dikkat edilmesi lazım? Burada birkaç çok önemli olan, olmaz olmaz şeyler var. Bunlardan mesela bir tanesi bu binanın yapıldığı zaman ağaçtan mı yapıldı? Yer ve tavanlar ağaçtan olan evler var. Artı merdiveni ağaçtan olan evler var. Ve bodrumları da nem olma tehlikesi var. Bunu da önceden görebilmesi lazım. Ona göre bir artı masraf geliyor. Bir de alınan ev tek aile bazen onun için yapılmış o zaman branşüt problemi yok. Yani yangın problemi yok. Ses problemi yok bir aile olduğundan dolayı. Ama bu evi yenilediği zaman ikinci katına müsaadesi varsa bu eve bir kat daha atma veyahut bunu büyütme gibi bir sorunla karşılaştığı zaman burada iki sorun ortaya çıkıyor. Bir tanesi yangın, diğeri yalıtımı. Ses yalıtımı. Bunları çözebilmesi için bir masraf gerektiriyor. Onun için önceden Turul Bey'in de geçen hafta belirttiği gibi bilir kişiyle eve gidip bakması gerekiyor. Şimdi yani, evin merdivenlerin tahta olduğunu gördüğün zaman bu şey mi yani? Bilir kişiyi gerektiriyor mu? Yine de ev alınacaksa öncelikle bilir kişinin oraya götürmek... Merdiven de olsa bir tane ne olursa göstermek yani. Gerekir. Fiyat olarak doğru mu? Yapılacak gelecek masraflar. Tabii. Masraf çıkaran 3 unsur var evde. Bu çok neler olmaz. Bunlar? Bir tanesi çatı. İkincisi kalefer. Üçüncüsü en fazla masrafı elektrik. Kastediyoruz büyük, değil mi? Tabii burada? Büyük en masraf. Büyük masrafı diyoruz. Çatı. Elektrik ve kalefer sistemi. Bodrum. Bodrum, evet bodrum da katabiliriz. Bu dört ayak evde önemli masraflar çıkarıyor. Öbürleri o kadar masraf. Ama bu dördü büyük masraf olduğundan dolayı kesinlikle inşaat
uzmanı olan arkadaşlarımız, inşaat yapan arkadaşlarımızdan, örneğin Tuğrul Bey'e de gidebilir, diğer firmalara da bir başvurarak, bir önceden bir göstererek, kontrol ettirerek almasında büyük bir fayda var. Büyük bir masrafın önüne geçmiş olur veya yapacağı masrafı önceden bilmiş olur. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bunu yapması gerekiyor. Taş dahi olsa merdivenler, yine de bunu yani yaptırmalı. Yani şöyle bir şey kastediyorsun değil mi? Bilirkişi. Bilirkişiye gitmesen aklından geçenleri yaparsın. 50 bin euroya mal olur. Ama bilirkişiye gidersin, 1000 euro, örnek 1000 euro verirsin, o 50 bin lira 10 bin euroya düşer. Doğru mu Abdullah Bey? Şimdi belki masraf doğrudur. Yani belki bir nevi böyle, yani masraftan ben buna niye 1000 lira vereyim derken, öbür taraftan yani 50 bin lira, 100 bin lira gidiyor yani. Yani gizli bir sorunlar yanlış üzerine yanlış. Gizli sorunlar çıkabiliyor. Gizli sorunları o da bilirkişinin işi tabii ki. İşidir o. Çünkü emlak alırken değil mi? Aslında bu konu emlak alırken nelere dikkat edilmesi konusu çok geniş bir konudur aslında. Burada birçok meseleler. Bu individüel yani her bir eve göre, her bir ştattayla, semte göre, her bir şehre göre aslında açıklanması gereken ve de her evin yaşına göre olan bir meseledir. Evet. Aslında ilk karar verilesi şey, ilk adım evi almaktır. Evi ilk önce bunu karar vermek lazım. Evi niye niçin alması lazım? Niçin emlake yatırım yapması lazım? Ben burada oturacağım mı, kapital olarak mı alacağım? Evet. O önemli yani olmaz aslında değil mi? Bence mesela şu an böyle bir güzel bir söz var. Her bir işten para kazanılır ama immobilinde zengin olunur. Güzel bir söz var böyle. Şimdi bu doğrultuda hani bizim de buradaki toplumumuzun maddi durumunun yüksek olması hepimizin arzusu, isteğidir. Çünkü maddi durumu yüksek olan bir topluluk yaşadığı devlette söz sahibi oluyor. Evet. Yani nitekim devletler olarak bağında da böyledir. Evet. Ekonomisi güçlü olan devletler daha çok söz sahibidir. Hı-hı. Aynı zamanda bütün ülkelerde de diasporalar var. Orada yaşayan Hı-hı. ülkelerin toplulukların maddi gücüne bağlıdır. Evet. Bir kesim mesela ne kadar güçlüyse, maddi durumu yüksekse onların söz sahibi de yaşadığı ülkelerde daha çoktur ve daha az haksızlıklara Hı-hı. uğruyorlar. Bu bakımdan ben her zaman müşterilere de, her zaman Hı-hı. tanıdıklarıma da emlak sektörüne yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Emlak sektörü neden bu kadar önemlidir? Çünkü biliyorsunuz şu anda büyük bir urbanizasyon, büyük şehirlere göç var. Almanya'nın birleşmesinden bu tarafa hala Doğu Almanya'dan göç devam ediyor. Bundan başka Hı-hı. Avrupa Birliği'nin büyümesiyle Doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göçler var. Onlara Hı-hı. doğal olarak büyük şehirlere geliyorlar. Hı-hı. Ondan başka Orta Doğu'da ve diğer bütün ülkelerde iklim sorunlarından, savaş sorunlarından dolayı Hı-hı. Avrupa'ya büyük göç var ve bu göçler göç kabul eden ülkelerin başında da Almanya geliyor. Çoğunluğu olarak yani. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi konut sorunlarını da beraberinde getiriyor. Şu anda Almanya'nın bütün büyük şehirlerinde konut sorunları var. Hı-hı. Ve bu da arz talep meselesidir. Doğal olarak da emlak fiyatının yükselmesi. İkinci bir mesele, emlak fiyatları niye yükseliyor? Emlak fiyatlarının yükselmesi, Almanya'da işçiliğin pahalı olması beraberinde üretimi de diğer Avrupa ülkelerine kaydırıyor. Yani birçok bugün şahit oluyuruz, birçok fabrikalar Doğu blokundan veya Orta Asya'ya gidiyor, Uzak Doğu'ya. Bu zaman üretim, ihracat aşağı düştüğü zaman devlet tabii ki Merkez Bankası faizleri aşağı tutmak zorunda. Kalitenin olur. Yüksekliği de fiyatların şeyine bir sebep. Çok kaliteli mesela buradaki kaliteyle biz Türkiye veya başka bir ülkenin kalitesindeki bu Şarküs, Blanküs, bu Foch şerifleri de evet. şeylerin de. Buyur. Bunlar da tabii ki şimdi alım gücü yükseldikçe beraberinde kalitenin de yükselmesini getirip çıkarır. Alman devleti bu konuda çok tutucudur. Bakanlık olarak, İmar Bakanlığı ve diğer yerlerde olan ticaret odaları hepsi Foch dediğimiz kalitelerin yükseldirmesi için her sene yeni bir Leistung'lar, her sene yeni bir ama bu iyi bir şey ama. Tabii ki. Bunlar, yani, o da var yani. Bunlar Almanya bu konuda ben şahit olduğum, dünyanın her tarafını gezmemişim ama gördüğüm kadarıyla Almanya bu konuda en tutucu bir ülkedir. Şimdi tüm bu konular emlak fiyatlarını yükselttiği zaman en cazip olan emlaktır. Şu
Şu an mesela borsaya olan yatırımlardan bile daha caziptir. Avrupa'da, Almanya'da. Kaybedilmiyor. Evet. Bunlar daha cazip oluyor. Bu sefer biz ne yapmamız lazım? Tabii ki burada yaşayan topluluk olarak biz bu işin daha da inceliklerine varmamız lazım. Bugün çok iyi bir durumdur aslında. Güzel bir şeydir. Bizim Türklerin içerisinde de birçok bilir kişiler var. Mimarlar var. Çok güzel, iyi bir mimarlarımız var. Çok iyi mühendislerimiz var. İnşaat firmalarımız var. Bu bakımdan ben herkese bu konuda bir bilgi almayı ve bu sektöre yatırım yapmasını tavsiye ederim. İleride belki Abdullah Bey şimdi yeni konu başlıklarına göre daha yeni birçok meselelere değiniriz. Şimdi aslında siz bu şeyi, konunun başlığını açtığınız oradan devam ediyorsunuz ama ben ev almayı hemen geçtiniz. Peki ev almadan önce yapılması gereken bir şey, evet, var mı? Onu söyleyeyim. Evet. Emzal Bey. Ev almadan önce önce tabii bankadaki mevcut ekonomi durumunu gözden geçirmen gerekir. Yani nasıl bir ev istiyorsun, ne kadar bütçeniz var. Hı hı. Buna bakmak lazım. Bunun üzerinde gidip bir ön bir bilgi almak lazım. Sonra doğru bir maklerle çalışmak lazım. Doğru informasyon. Makler olmasa mı olacak? Makler, yani komisyon. Makler olmasa da emlakçı bürosu olmasa da olabilir. İnternet üzerinden de. Mesela finans beraatları. Onlar da olabilir. Tabii finans beraatları da olabilir. Onlar tarafından bu ekonomi tarafını. Evet. Bir de evi, tekrar diyorum, evin, alacağınız evi bilir kişiye göstermeniz gerekiyor. Yani nasıl bir ev alacağız? Bu eve karar verdik, ev alacağız. Nasıl alacağız bu evi? Bunun bilir için, kişiden kastettiğiniz ne? Bilir kim kişi bu. Yani kahvede şimdi 66 oynarlarken dedi ki ya ben niyet ettim şimdi böyle bir şey var. O dedi ki ya ben birkaç tane adama yol gösterdim dedi. Kalktı birbirine beraber gittiler şimdi. Burada iki yön var. Kişi bu mu? Yok, iki bunun başka iki yolu var. Bir tanesi bu işle inşaat sektöründe olan firmalar var. Evet. Türk arkadaşlar var inşaat sektöründe. Yani bu işin erbabı uzmanı. Erbabı olan biz kişiler. Yani söz sahibi. Zahfeştendige diyelim Almancasıyla. Zahfeşten, evet. İkincisi de Zahfeştendige. Bir tanesi, onun için dedim iki yol var. Bir tanesi inşaatta tecrübesi olan firmada yönetici veya çalışan arkadaşlar. İnşaatı bilen kişi. İnşaatı bilen kişi. Yani. Evet. Onunla ikincisi de Zahfeştendige. Evet. Bu ikinci onu zaten demek istiyordum. İkincisi de Zahfeştendige'ye giderek karar vermeniz gerekiyor. Tabii iki şeyin de birbirine uyması lazım. Maddi, ekonomik gücünüz ve doğru emlak almanız. Ha şu var, yani doğru diyorken de ben Tuğrul Bey'in dediği gibi belki o an için masraflı görünse dahi hala kârdasınız. Bir sene sonra kâra geçiyor. Yani ama yine de bütçenize göre hesap yapmanız gerekmektedir. Ondan dolayı diyoruz ki bunları önceden bilirseniz gelecek masraftan haberiniz olur. Yani yarın geldiğiniz zaman 200 bin lira daha, 300 bin lira bir masraf geldiği zaman beklemediğiniz bir masraf sizi aileyi problemlerinizin doğmasına sebep olur. Başka problemleri yani getirir. Yani karıyı kocadan ayırır mı diyor? İnşallah ayırmaz. Çünkü faizlerde öyle bir şeyde bulunmak istemiyoruz. Onu söylemek istemiyoruz burada da. Ama hakikaten böyle sorunlar da getirebiliyor. Evet, vardır da yani muhakkak. İnşaatı eğer bilinçsiz bir şekilde birçok... Şunu da söylemek istiyorum. Abdullah Bey, onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Mesleği doktor. Mesleği başka, X başka, avukat başka bir sektör, yani direkt isim vermiyorum. İnşaat kalkıp yapmaya çalışıyor. Kendisi uğraştığı zaman büyük sorunlar yaşıyor. Bunalımlar yaşıyor. Ve daha da pahalıya mal etmiş oluyor. Oysa ki bu dediklerimizi burada dinleyip baştan yapmış olsa hem zamanını o iş için harcamayacak. Yüzde belki 5'ini 10'unu harcayacak sadece sözleşmeler ve oturup görüşmeler için. Diğer işlerine bakacak. Öbür türlü hem kendi zamanını harcıyor hem de iki kat. Yani bunların örnekleri var. Elektriği yaptırmış, tekrar söktürüp ve yeniden yaptırmış. Kaliferi yaptırmış, söktürüp, bütün kaliferi yeniden söktürüp yeniden yaptırmış. Suvayı yap, o zaman bu yanlış bir yol. Bunu biz önermiyoruz. Onun için zaten bu program var ve bunları söylememiz için var. Lütfen bir bağ firmasına gidin. Firmayla anlaşmanızı yapın. Korkuyorsanız şayet avukat aracılığıyla yapın sözleşmenizi ve verin firmaya.
siz de kendi işinizde devam edin. Hem kendi mesleğinizde kaybınız yok, öbür tarafta da yapılacak herhangi bir yanlışta sizi koruyan kanunlar var, evet, yasalar var. Hı hı. Bunu da parantez içerisinde söylemek, evet, isterim. Emsal Bey biraz önce çok güzel söyledi aslında makler konusunu. Abdullah Bey, bu zarf eşliğinde en önemlisi de binanın durumunu kontrol ediyor. Ama Emsal Bey dediği gibi makler konusu çok önemlidir. Niçin? Çünkü evi aldığınız zaman tamam ev güzel olabilir ama bu ne kadar karlıdır? Bunu zarf eşliğinde değil, maklerler daha makler iyi. Makler deyince yine aklıma bir makler daha geliyor. Evet. Bu makler dediğinizi bir tarif ederim. Siz ne iş yapıyor bu makler? Aslında makler... Yine unutmayın. Yine kahvede oturdun, bir şey yapıyorsun. Ben ev alacağım dedi. Size biraz sonra bir örnek anlatacağım. O örnekte vatandaşın yaptığı hatalar nedir? Onu siz bana tek tek anlatırsanız belki daha iyi olacak. Onu hemen anlatayım. Bana Berlin'den bir tavsiye geldi. Çok yakın bir dostumuzun bir yakını Almanya'ya geliyor. Almanya'da işte gayrimenkul yatırım yapacak. 1-2-3 milyon civarında cebinde para var. Ona nasıl yardımcı olursunuz? Rica, yani tavsiye. Biz geldi vatandaşlar. Gelirken yalnız başlarına gelmediler. Köln'e geliyorlar ama Köln'e gelmeden önce XXX şehrinde başka akrabaları var. Onları da beraber almışlar. Onlarla beraber geldiler. Adam içeri girdi. Ben dedi zaten Köln'de çalışıyorum. Yani Köln'e hesabını biliyorum. İyi. Biz maklayız. Gelen makla değil. Bir yetkisi yok. Sorumluluğu yok. Bir şeyi yok. Ama akrabanın akrabası. Biz ona başka bir yerden de bir yer bulacağız ama sizinkilerini de görelim dedik. Ben dedim ki bizim elimizde bir yer olduğunu mu söylediler size? Yani bizde bir şey var. Böyle koyacağız. Size illa bunu alın diye onu anlatacağız. Ya siz bize bir şey söyleyeceksiniz. Evet. Biz ona göre size bir şey bulacağız. Tavsiye edeceğiz, bulacağız. Yani size ona göre bir şey ayarlayacağız. Ama sizin internette bir sürü ev var. Köln'de bir sürü ev satılıyor. Almanya'da bir sürü yer satılıyor yani. Ölçü yapacak olursanız. Ama sizin bütçenize, isteğinize, hayalinize uygun, efendim sizin ileriye yönelik fikirlerinize uygun ne olacağını bilmiyoruz ki biz size. Neyi satalım? Öyle bir şeyimiz yok bizim. Neyse günlerden cumaydı galiba. Ayladan Ağustos falan değil yalnız. O günlerden cuma günüydü. Pazartesi günü buluşmak üzere anlaştık ve ayrıldık. Pazartesi günü bana bir telefon geldi. Dediler ki biz bir yer bulduk. Oraya da karar kıldık, oraya alacağız. Ben dedim ki ya ben çok memnun oldum böyle bir karar verdiğinize. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Yapacak şimdi, bir şey yok. Vatandaş buraya gelirken geldi, aldı, bunları yaptı. Şimdi bunun üzerinde siz vatandaşın ne yapmasını veya burada yaptığı işten nasıl çıkacağını düşünüyorsunuz? Makla benim. Öteki arkadaş makla değil. Ama öteki arkadaş ona yeri hazırlamış zaten, tamam mı? Sen geldiğin zaman biz sana burayı satacağız, ağzına ev. Kâr mı getirecek, zarar mı getirecek? Burada eksik olan bir şeyler var ama ben onun adını koymadım. Siz bir isim verebilecek misiniz bu ücret? Ben aslında Abdullah Bey, makla da kastım, evet, vizyon ve strateji meselesidir. Tabii ki tanıdık birisine ve daha... vicdanı yaklaşan birisine denk gelmek çok en önemlisidir. Burada konu strateji ve vizyondur. Aha. Çünkü her taraftan da ev alınmaz. Emlak sektöründe böyle güzel bir söz var. Diyorlar üç bir kritere dikkat edilmesi gerekir emlak alırken. Ort und wieder Ort. Yani yer bir daha yer. Yer en önemlisidir. Şimdi şehir merkezine yakın olan bir yer olsun diyorsanız bu da her zaman iyi değil. Bu bir vizyon meselesidir. Mesela diyelim ki standartlardan gitmek isterseniz otobüs veya metro durağına, alışveriş merkezine, okula yakın olan yerler tercih edilir. Mesela diyorum. Öyle bir yerlerde mesela ailelerin yaşayabileceği yerler. Mesela okula yakın ya da alışveriş merkezine yakın olan yerler bir 3-4 odalı yerler mesela yatırım yapmak için. Veya metro ve otobüs durağına yakın olan yerler tek odalılar ve üniversiteye yakın olan yerse tek odalılar olan bir yer.
Böyle bir vizyon ve strateji meseleleri tabii ki kimle konuşulacak? Emlakçı, yani bir maklerle konuşulacak. Ama öbür türlü kastettiğiniz buna param yetiyor mu veya bunu ben nasıl alırım? Bu da finans menajerle konuşulacak. Yani bu iş bir nevi yüz ölçüp bir biçme işidir. Hı hı. Hem ilk önce finans menajerle. Oradan okeyini aldınsa maklerle nereden alayım ev? Oradan da o da okeyini aldıktan sonra binayı bulsa eğer Zahfe işletmeye gideceksin. Ondan da okey aldıktan sonra yaptığın sözleşmeleri tabii ki avukatına okutturacaksın. Yani yüz ölçüp bir biçme yani bu işi yaparken muhakkak öyle ya da böyle uzmanına gidip konuşmak gerekiyor. Yani ilk önce şu, yani Abdullah Bey'e gelen arkadaşı biz tanımıyoruz etmiyoruz tabii ki, Abdullah abi biliyor ama sonuç itibariyle şu bir gerçektir. İlk önce gelecek, ben böyle bir ev almak istiyorum. Bunu kapital olarak mı almak istiyor, oturmak için mi almak istiyor? Bunu ilk önce bir hayalini Abdullah Bey anlatacak. Ha, bu da şuna göre şurada bu ev vardır, bu sizin için daha idealdir diyebilir. Ha, o arkadaş da yapmıştır işini, güle güle kullansın diyebiliriz. Biz ya, güle güle otursun kullansın, evet öyle söyleyeceğiz. Onu diyeceğiz yani. Aynı tarihte bir Alman'dan haberim var. Bu Alman'dan Emsal Bey belki senin de haberin vardır. Adamın cebinde 140-150 milyon euro para nakit geziyor böyle sağda solda. Bizim de tanıdığımız bir şey var. Alman arkadaşımız var 85-86 yaşında. Yok 89 yaşında şimdi artık o adam. Bu adam onun elinden kağıtları almış. Tamam mı? Adam elinde bir 4-5 sayfa kağıt var. Buraya kriterler yazmış. Bir yer var alır mısın diye soruyorlar adama. Şu kriter var mı, şu var mı, şu var mı, şu var mı? Bunu bir puanlama yapmış. Evi görme falan yok, elinde kağıt. Tamam mı? Diyor ki tamam ben diyor buraya gidip bakabilirim diyor. Kriterler tutuyorsa. Diyor ki ben buraya gidip bakabilirim. Gidiyor oraya bakıyor. Gördükten sonra işte bilirkişisini mi gönderiyor arkasından? Önce mi bilirkişisi gidiyor? Adam diyor ki tamam ben buraya alıyorum. Nakit çıkartıyor hemen noter işlemlerinde. Hemen nakit öteki taraftan, belki tarafa parayı verip alıyorlar. Böyle bir adamdan duydunuz değil mi? Duydum. Duydunuz böyle bir adam. Evet. Böyle bir adam evet, var ya. Evet. böyle bir adam cebinde parayla geziyor. Evet. Hayır, yani böyle bir adam var. 800 milyon parası evet. Hazır. Orada burada. Biz duyuyoruz o adamı yani böyle. Bir de böyle bir adam daha var yani. Dolaşıyor. Tecrübe ama hepsinin var. Elinde kağıtları kriter. Var, kriterleri var ellerinde. Buna siz herhalde bir ön çalışma diyorsunuz değil mi? Evet. Yani, puanlama sistemi de yani. Bu 800 milyonun şimdi tabiri caizse benim bir tarifim vardır. Bisikletin freniyle uçağın freni aynı değil. 800 milyonu gezen üzerinde taşıyan adamın bir ön aklı vardır zaten. Vardır. Vardır. Yani şimdi bizim de inşaatçı olarak bu işin içerisinde olan bizlerin zaten bir öngörüş oluyor. Burası şehrin dışında olsa dahi iki sene sonra şu noktaya gelir diye gelir. Bir öngörümüz olabiliyor. Uğur Bey'in de bizim de bazen her belirttiği gibi her zaman şehrin merkezinde olmak da kolay da olmuyor. Avantaj değil. Avantaj da olmuyor. Yani. Bazen bir dışarı çıkıyorsun. O anda orayı bekleyene kadar öbür taraftan işi en azından bir döndürüp tekrar başka bir ortama başka geliyorsun. Başka bir mekana geliş evet. Oluyorsunuz. Ama evet. Bu gibi şeyleri olanlar farklı. Bir de dediğiniz gibi ilk defa ev alacak. Biz genelde ben bu şekilde soru gelince ona yönelik konuştum. Diğer taraftan inşaatın içerisinde olanlar zaten Köln'ün her noktasını biliyor. Nerede? Nereden, ne kadar değerli, ne kadar prim evet, yapar. Yani. Ve ben oraya gittiğim zaman bir arsanın başına gittiğim zaman Turul Bey'in iki ay önce zaten oraya gittiğini biliyorum. Veya bir başkasının yani buradan herkesin haberi oluyor. Fiyatları biliyor, kalkülasyonunu yapmış, bütün hesaplarını yapmış ama vatandaşın önüne gelmiş. Bir de şu oluyor, Almanya'da nadir de olsa karşılaştığımız durumlar, komşusu vefat etmiş. Oradan bir haber alıyor. Komşusundan da arası iyidir. Ona soruyor. O çok bilmese de diyor ki ya bir evim var taşınım diyor. Dediği gibi başımda bir çatım olsun düşüncesiyle. Çok fazla hesap etmeden de uygun olmak şartıyla yerlerde alınabiliyor. Böyle şeyler de duyuyoruz yani sektörün içinde olduğumuz için bunlar da az da olsa oluyor.
Ama şimdi siz bu konuda tecrübeniz olduğu için sayıları, rakamları da biliyorsunuz. Şimdi vatandaş gitti, o tarif ettiğiniz eskiden Einfamilienhaus olarak yapılmış, evet, bugün üç ailelik olarak kullanılan alt katta bir aile oturuyor. Birinci kat Alman usulü, bizim Türkiye usulü ikinci katta bir başka aile oturuyor. Çatı katında ya da üçüncü katta başka birisi oturuyor. Böyle bir evi satın almaya teşebbüs ediyor şimdi. 50 metrekare oda var, 70 metrekare oda var, 30 metrekare yukarıda var falan falan. Şimdi bu ev işte 1930 yılının, 1920 yılının teknolojisiyle yapılmış. Sizin söylediğiniz gibi işte merdivenleri tahtadan yapılmış, tabanları tahta, tavanları tahta, dışı bilmem ne sıvasıyla yapılmış. Çatısında yalıtım yok ama bodrum katına indiğiniz zaman sizin söylediğiniz gibi hem bu kadarcık bir şey var, bodrumun alçaklığı var. Evet. Ondan sonra oraya işte böyle bir şey, mont landschaften var ya, hani böyle bir ayın yüzü nasıl böyle çopur çopur bu şekliyle hiç bakım falan yapamamış. Yani bir nevi. Orası şey, eskiden kömürlüktü genelde. Küllük değil mi? Gübürlük yani öyle gibi şey yani. Neden öyleydi? Çöplük mü? O şekilde bir yerden konuşuyoruz. Yani aslında bir bodrum katından değil. Ama bu standart şey, 1920 yılların yapılan evlerinin özelliklerini taşıyor. Böyle bir yeri adam edebilmek için ne kadar masraf etmek lazım? Soru bu zaten. Önce tarif, sonra sonra. Ne kadar masraf gider buraya? Adam edebilmek için. Şimdi, yani yenilemek değil de olabilecek durumu nedir? Toplam metrekaresi buranın atıyorum işte. Şimdi inşaatı için farklı bir fiyat, benim için farklı bir fiyat çıkar. Yaptırıp duracak için farklı. Neden? Onu söyleyeyim. Onu açıyoruz. Tamam, doğru. Evet. Tamam, müşteriye kaçamam. Yani sonuçta müşteri ödeyecek yani. Sıkıntı nereden? Şuradan diyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle bir evi biz inşaat sektörünün içinde olan Baga'ya telefon ediyor. Apruk firmasına diyor ki burayı ne zaman ve kaça yıkarsın? Çünkü yenilemesi hakikaten bazen çok daha o mantıklı ve uyguna gelmese bile biraz belki pahalı olsa da ya, ama bir 50 sene 100 sene rahat edeceğiniz bir ortama kavuşuyorsunuz. Yani. Bunu hakikaten sormak lazım ama Abdullah Bey'in dediği olayı ben yaşadığım için kısa zamanda 1-2 hafta önce onu paylaşayım. Yıkacak durumu da yok. Yani beyi vefat etmiş. Kendisi kızıyla oğluyla orada duruyor. Onun yıkma imkanı da yok. O zaman bunun yenilemesi gerekir. Bunu en uygun şekilde getirmesi lazım. Biraz da ihtiyaç arttı. Satıyı da yapmak istiyor. Ama orada şu problem ortaya çıktı işte. Branşüs problemi. Diyorlar bu merdiveni kullanamazsın. Burası bir ailelik bir evdi. Şu anda burası üç aileli ev oluyor. Bu merdiveni kullanamazsın. Burayı betona çevirmen lazım. Bunun masrafı ne oluyor? Ne olur diye Abdullah Bey diyor. Ortalama diyorum. Tam %100 bir şey evi görmediğim için bir şey söylemem. Sorumlu tutmayacağız. Yani evet, 150 bin euro falan düşünmesi lazım. Yani. Bu dediğiniz evi adam edebilmek için. Turul Bey'in dediği çok önemli. Her ev başka bir karakter. Yani çok iyi %100 söyleyemem burada. Kimseyi de şey altında koymayayım. Yani zan altında koymayalım. Yanlış bir şey de söylemeyelim. Bu bizi de bağlar, vatandaşımızı da bağlar. Yanlış hata yapmasın. Yine önceden soruştursun ve ona göre yapsın. Şu anda çatısı sadece. Dekmal havuzun çatısında burası yani denkmal, oraya gireceğiz. Burası normal, dekmal değil. Zaten hiçbir özelliği yok dekmal değil, olarak. Değil. Ona da girdiğimizde onu da anlatacağım. Yani oraya nasıl bir masrafla. Tamam Abdullah Bey, bunu 150 bin euro falan duyduk. 150'nin içeriğini doldurmak için ikinci bölümden devam edeceğiz. Şey dedi, efendim şimdi bir reklam arası veriyoruz. Evet, şu anda Türkiye ile Skype bağlantımız kurulduğunun haberini ve işaretini alıyorum. Çevik Bey, iyi akşamlar İstanbul'a. İyi akşamlar Abdullah Bey. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Stüdyodaki arkadaşlara da iyi akşamlar. Hayırlı yayınlar. İyi akşamlar. Biz sizden bugün para transferleriyle ilgili Türkiye'den Almanya'ya, Türkiye'den İngiltere'ye, Almanya'dan Türkiye'ye giderken tutuklanan şu haberi ve bunu haberlerin yorumunu alabilir miyiz? Ne oldu memlekette? Hangi paralar gitti, emlak piyasasına girdi, yattılar? Hangisi Türkiye'ye giderken yakalandı, niçin yakalandı? Ne söylersiniz bize? Tabii hangi paralar emlak piyasasına gitti, girdi, hangisi oradan çıktı, onu siz daha iyi bilirsiniz orada, daha iyi takip ediyorsunuz. Ancak ne yazık ki son birkaç yıldır Türkiye'den bu para çıkışı ekonomimize de olumsuz etki eden mühim bir mesele. Hı hı. Tabii bir sıcak para meselesi var. Sıcak para kolay para kazanacağı yere giden, başka bir yer gördüğü zaman oraya atlayan bir para. Bu sıcak para denilen paranın Türkiye gibi ülkeler için zaman zaman tehdit teşkil ettiği biliniyor. Çünkü herhangi bir olumsuz durumda birdenbire bir sıcak para çıkışı piyasaları haliyle olumsuz etkiliyor. Hı hı. Türkiye'de de ne yazık ki son birkaç yıldır siyasi istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık, belli gerilimler, dış politikada sürekli devam eden gerilim ve çatışmalar bazı çevreleri hem ekmeğine yağ sürüyor, Türkiye karşıtı diye tırnak içerisinde tanımlayacağınız kesimlerin ekmeğine yağ sürüyor, Türkiye aleyhindeki propagandalarını arttırmalarına vesile oluyor. Hı hı. Ama öbür taraftan da ne yazık ki Türkiye'den büyük miktarlarda paraların kaçmasına, hı hı, sebep teşkil ediyor. Evet. Tabii bu konuda resmi açıklamalar olmadan biz şu kadar para gitti diye bilemiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Ama işte Almanya'da yapılan bir açıklama vardı 2018 ve 2019 başında. 7 milyarlık bir meblağdan bahsediliyordu. Bu Türkiye gibi bir ülke söz konusu olduğunda çok büyük bir para bu. Hı hı. Tabii orada bu nasıl değerlendi, nasıl değerlendiriliyor, onu siz oradan daha iyi takip ediyorsunuz. Ancak bunların büyük bölümünün de kayıtsız şekilde, yani kaçırılarak götürüldüğü meselesi var. Hı hı. Evet. Ne kadarı işte böyle gitti, ne kadarı normal yollardan gitti. Evet. Onu da bilemiyoruz. Mesela Aydın Doğan'ın orada hemen hemen 2,5 milyara yakın bir yatırım yapmakta olduğu haberleri çıktı gazetelerde. Hı hı. Bu legal giden bir para. Hı hı. Ama o Alman yetkililerinin bahsettiği 7 milyar bunun içinde değil. Bunun büyük bir bölümü kaçak yollardan götürülen para diye düşünüyorum. Öyledir. Evet. Şimdi o bahsettiğiniz havaalanında 350 bin euro ile yakalanma meselesi henüz tam aydınlığa çıkmadı bildiğim kadarıyla. Ama vatandaş herhalde oraya götürdüğü parayı mı geri getiriyor, yoksa orada kazandığı parayı mı buraya efendim getiriyor? Bilemiyoruz. Ha, keşke getirebilseydi. Tabii şimdi biz Türkiye'den çıkan paradan haliyle şikayetçiyiz ama Türkiye vatandaşlarımız tarafından getirilecek paradan şikayetçi değiliz. Evet. Ve aslında bunu bir çağrı olarak da alabilirsiniz. Hem stüdyodaki arkadaşlarımız hem de dinleyiciler. Evet. Yani Türkiye böyle zamanlarda bilhassa mümkün olduğu kadar döviz girdisinin sağlanması aslında milli bir vazifedir diye düşünebiliriz. Evet.
bu milli vazifeyi yerine getirmesi doğru da parayı da götürürken ayakkabı kutusuna koymuş, öyle götürüyor. Hata nerede? Tabii. Geçerken hata şu, bunu deklare etmesi lazım. Gerekiyor. Yani deklare edilmeyen parayı getirebilir misiniz? Hem de ayakkabı kutusunun içerisinde. İnşallah, tabii bu deklare yapmamasını gerektiren kötü sebepler yoktur. Çünkü bildiğiniz gibi Almanya'da transfer edeceğiniz paranın nereden kazanıldığını ve vergisinin verilip verilmediğini ibraz etmeniz gerekir. Bu acaba böyle bir şeyden mi kaçtı? Yoksa vatandaşlarımızda çokça görülen şekilde bir saflık mı yaptı? Bu herhalde önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Kurtulmasının yolu, tek yolu 1 milyon civarında ceza ödemesi gerekiyormuş. Yani bu işin bedeli 1 milyon falanmış. O zaman gazeteler... demek ki vergilendirilmemiş bir para bu. Ve de vergi kaçakçılığı tabii Alman maliyesi de böyle bir şey yakaladı mı ucunu bırakmaz. Evet. İnşallah ucuz kurtulur. İnşallah ucuz kurtulur, evet. Bu da bir akıl parası aslında ama bir örnek. Yani insanlarımız Türkiye'ye giderken yaz sezonunda özellikle yüklü miktarda paraları arabaların içerisinde götürmüşler. İşte giderken Sırbistan'da vesaire yakalananlar var. Onların maceraları var. Onları duyuyorduk. En azından bugün sizin burada bunu dile getirmiş olmanızla bu şeyi öğrendik. Bir de bir İngiltere'de 24 bin kişinin vatandaşlık beklediği konusu var. Orayla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Gayrimenkul yatırımı yaparak orada vatandaşlık almanın 2020 yılının 31-12 tarihinden itibaren artık mümkün olmayacağını ama bunu gerçekleştirmek için geçmiş dönemden 24 bin kişinin bugün İngiliz vatandaşlığı alabilmek için oraya para yatırdıklarını, gayrimenkul aldıklarını duyuyoruz. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Bu tabii acı bir durum aslında. Şimdi Türkiye'den varlıklı kişilerin böyle kitleler halinde yurt dışına yönelmeleri Türkiye açısından olumsuz bir gelişme. Evet. Biz eskiden beyin göçünden şikayet ederdik. Şu anda Türkiye'den sermaye göçü yaşanıyor. Ve bir de tabii insanlarımızın bilhassa gençlerde de bu çok yaygın son zamanlarda. Evet. Ne yapıp edeyim kendimi yurt dışına atayım anlayışı iç açıcı bir anlayış değil. Bu üzüntü veriyor. Evet. Diğer taraftan 24 bin kişi çok büyük bir rakam. Evet. Ve bir de bunların ortalama 1 milyon civarında bir para transferleri ve orada ev almaları, yatırım yapmaları gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi biz bir taraftan İngiltere'den ve başka yerlerden aman 3 kuruş 5 kuruş borç alıp da açıklarımızı nasıl kapatırız diye uğraşırken evet. Bizim 24 bin vatandaşımızın 24 milyon yapar herhalde değil mi? Milyar yapıyormuş. Efendim, bu kadar parayı sırf İngiliz vatandaşı olayım gayesiyle dışarıya çıkarmaları üzüntü verici bir davranış. Evet. Ya yorumumuz bu kadarla sadece üzülmekle başka bir şey gelmiyor elimizden. Tabii bunun önüne geçecek olan veya önüne geçmek için gerekli tedbirleri alacak olanlar yetkililerdir. Biz sadece düşüncemizi, tekliflerimizi söyleyebiliriz, evet. Uyarılarımızı yapabiliriz. Evet. Çünkü Türkiye neredeyse her hafta, her ay aman yurt dışından yatırım gelsin, sermaye gelsin diye çırpınırken fazlasıyla yurt dışına sermaye kaçışı hele bu dönemde bu dönem derken sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu kastetmiyorum. Bütün dünyanın durumunu göz önüne aldığımızda doğru bir gelişme olarak gelmiyor. Evet. Ki gündemde bir madde daha var. Bilgi değişimi, paylaşımı falan işte yeni modern isimlerde buluyorlar ya ona. Evet.
kaçak parayla savaşmaktan falan da bahsediyoruz bu arada. Ama gördüğünüz gibi kimin eli kimin cebinde pek belli değil. Verdiğiniz yorumlar için ve programı zenginleştirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında beraber olmak üzere. Ama son sözünüzü alayım. Sonra tekrar stüdyoya döneceğim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Avrupa'ya selamlar. Bizden de size çok çok selamlar. Sevgiler Selik Bey. Hoşçakalınız. Yani İngiltere'de 24 bin kişi kuyrukta ev almışlar onlar. Orada şey sahibi olabilmek için, İngiliz vatandaşı olabilmek için. Almanya'da vatandaşlık parayla satılmıyor. Öyle söyleyelim. Olması gereken. Efendim? Olması gerekeni bunlar yapıyor. Burası doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapıyor. Ha, doğrusunu yapıyor burası. Şimdi şöyle bir durum ki, az önce soracaktım uzamasın diyeceğim. Bu ayakkabı kutusunda götürme fikri nereden çıkmış? Ona hiç girmeyelim bir. Gazete yazıyor bunu. Alman gazetesi yazıyor. Diye böyle ayakkabı mi? Kutusunda yani, ayakkabı kutusunda götürme fikri nereden gelmiş? Bu aslında iyi bir örnek almış. İyi bir örnek almış. Bir yerlerden almış. Yani iyi bir kopya çekmiş. Evet. Bu kaçak paralar falan dendi ya. Yazın sadece bu yaz sezonunda bu korona olduğu için arabayla gidenler de oldu. Evet. İhtimal göze alıp gittik yani. Yani ben gidemedim yani. Evet. Göze alıp gidemedim. Gerçi de sadece Sırbistan'da arabalarda yakalanan para 5.700.000 lira. Bu duyduğumuz. Yani basına yansıyor. El koyulan yani. Yani yazık günah ya. Nasıl bu paralar kazanılıyor herkes biliyor. Evet. Yani böyle yapılmaması gerekiyor. Şimdi İbraz edilsin, bildirilsin. Yani örnek meselesi. Sırbistan'da girerken benim cebimde 100 bin euro'm var. Onu ibraz ettiği zaman bir sıkıntı yok. Ama sen önünü keserler, soyarlar, ne olur ne olmaz. Ya, o zaman bankadan havale yapacaksın resmi. Eğer onu bir kaçakçılık bir yerden biriktirmemişsen. Evet. Yani yazık günah. Evet. Gerçek söylüyorum. Bizim içimiz cız ediyor. Ama maalesef bizim insanımız uslanmıyor mu diyelim yani. Biz o akıl verme bölümünü geçebilir miyiz? Orayı kapattık. Sıkıntı yok yani. Ne yani? Üzüntülerimizi bildirdik ve orada kaldık. Şimdi tekrar siz bütün bu şeyleri yaparken hep bir terim kullanıyorsunuz. Ben hem formüllerlere hem de terimlere çok ehemmiyet, çok önem veririm aslında. Neye kaldırsam, bir iş yapsam mutlaka onun bir çizelgesini falan çıkartır, ona göre yaparım. Yani bir sistematiğe oturtmaya çalışırım. Siz bir fizibilite dediniz. Siz fizibilite deyince tabii halkımızın hepsi bu fizibiliteyi duymuştur. Ama ne işe yarar, nasıl yapılır? Bir şöyle sizden fikir alayım. Ne dersiniz? Fizibilite nedir? Bir işin fizibilitesini yapıyorsunuz. Nasıl bir şey? Fizibilite herhangi bir yatırım veya projeye başlama kararı verilmeden önce. Karar verilmeden önce gerekli olan tüm bilgileri sistematik bir şekilde elde edilmesidir. Sistematik bir şekilde yapılacak işin hakkında işi yapmadan önce araştırma yapılmasıdır. Bu konudaki bir araştırma yapıyorsunuz. Evet. Alternatifleriyle karşılaştırıyorsunuz. Devamını da diyelim. Evet, devam edin. Fizibilite dosyaları sonunda bu işi yaptırma veya projeye girip girmeyeceğinize hakkında soruların cevapları görülebilir ve karar verilebilir şekilde olması gerekir. Yani her soruya cevabın karşılığını verebilmen lazım fizibilite çalışmasında. Tamam. Bunların açıklığa kavuşturman lazım ki ondan sonra o iş hakkında karar vermiş ve doğru karar vermiş olasın. Okay. Şimdi fizibiliteyi fizibiliteden önce araştırmalarınızı yaptınız, bilgileri topladınız. Bunların alternatiflerini birbirleriyle karşılaştırdınız. Sonra alta geldiniz, altta fizibilitesini yapıyorsunuz. Bu da bir kar zarar hesabı da yapıyor musunuz? Tabii. Ön çalışmada
Bu iş olur mu? Sonrasında önce da olur mu? Iş mantıklı mı? Onu oturtuyorsun. Evet. Sonra da bunun para boyutu, kar ve zararını. Ben neye mal olacağını ve kar ve zarar. Ha, neye mal olacağını, kaç tane para çıkacağını, kar ve zarar hesabını yapman lazım. Bunun gider gelir hesabını ve sonuçta bırakacağı kar hesabını bu bizim fizibilite ve vizibilite diyoruz. Fizibilite içerisinde göstermek zorundasınız. Tamam. Bu vizibilite içerisinde doğru bunu bilir kişiler ve doğru araştırma yaparsanız bu sonucu zaten önceden elde ediyorsunuz. Okey. Yani geleceğiniz noktayı zarar ve kar boyutunu önceden görmüş oluyorsunuz. Şimdi bu fizibilite olmadan gidiyorsun bankaya diyorsun ki ben işte iş adamıyım. Böyle böyle şeylerim var diyorsunuz. Ben bu kredi istiyorum. Adam bakıyor sana. Var mı fizibilite? Yok. Ne diyor o zaman kredi konusunda? Banka araştırıyor kendi aslında kendi da. Araştırıyor. Şöyle firmalarda bankacıyla konuştum da ben onu dedi işlemem lazım dedi bu söylediklerini de dedim. Bir para size para istemeye gelenlere şunu da sorun. Senin Bauresh Anwalt'ın avukatın var mı? Var mı diye sorun. Onu bir sorun dedim. İkincisi de şunu sorun. Bauleiter'in var mı senin? Yoksa o adama kredi vermeyin. Onu da sıkıntıya bankayı da sıkıntıya sokmayın. Çünkü sorumluluk geçen programda da belirttiğimiz gibi Bauleiter olduğu zaman işin büyük bir rizikosu Bauleiter'in üzerinde yani Bauleiter'in sigortası üzerinde olduğundan dolayı zaten Bauleiter varsa sorunları da Abdullah Bey yarı yarı azalıyor. Yani. Yarıdan fazla azalıyor. Yani sorunlar gerçekten... Ama Bauleiter kostet auch Geld. Yani şimdi öbür boyutu... Zaten şu anda bankalar da ilk önce soruyorlar. Bunlar bir ilklerden birisi. Hepsi eğer tecrübe var mı, yok mu? Veya bunu kime vereceksin? Bir Bauleiter mühendise verecek misiniz diye soru soruyorlar şu anda kredi verirken. Soran bankalar var da bunu benim çalıştığım bankayla bunu görüştüğümde söyledim. Not aldı dedi. Bunu uygulamam lazım. Evet. Bunu dedi uygulamamız gerekiyor. Evet. Hakikaten bu çok çok önemli. Eğer Bauleiter'iniz varsa ve iyi bir avukatınız da varsa siz zaten projeyi %50'sini aldınız da biz ama fizibilite dedik. Fizibilite tabii fizibilite yaptırmak zorundasınız zaten önce. İşin kredici boyutu var ya bankacılık kredicilik boyutu var ya. Kredicilik ve bankacılık boyutunda ben hemen buraya şu notu aldım. Basel 2 kriterleri, Basel 3 kriterleri. Basel 2, Basel 3 kriterlerine göre bir yatırım amacıyla yapacağınız bir iş adam olarak yapacağınız yatırımlar için bir business plan hazırlamanız lazım. Business plan, evet. Bu business planın içerisinde bir yerde aslında Machbarkeit şeyini çıkartmanız lazım, belirtini çıkartmanız lazım. Veyahut da fizibilite dediğimiz şey onun içerisinde bir yerde var yani bir şekliyle. Dolayısıyla bir iş adamı kredi için bankanın kapısına gidip oturduğu zaman onun eline bakacaklar. Senin elinde business plan var mı? Senin elinde bir fizibilite raporun var mı? O zaman seni bir şekliyle boş çevirmeyecekler. Çünkü zaten onlar kredi vermek için uğraşıyorlar. Kredi verecek adam arıyorlar. Doğru mu? Elinde belgeler tamamlanmış zaten. Elindeki belge tamam olursa ve senin kriterlerin bu şeyle belgelerle bazı iki ve bazı üçe uygun olursa hiçbir sorun olmadan senin ne yapabilmen lazım? Kredi alabilmen lazım. Yani kredi sorununuzu çözebilmek için size bir fas attım bu şekilde. Ama sizin kolunuzda aslında bu kredi konusunda bir şeyler sormam lazım size. Buyurun. Peki kredi konusunda başka nelere dikkat edilmesi lazım? Veyahut da nelere dikkat edilmesi lazım? Avantaj gördüğümüz şeyler ne? Dezavantaj gördüğümüz şeyler ne? Sası mı bu soruyu sorabilir miyiz? Tabii. Şimdi bu kredi konusundan ilk önce şunu söyleyeyim. Demin seyircilerimizi daha iyi bilgilendirmek açısından söylüyorum. Tabii. Biraz önceki soruya biraz daha aydınlık getirmek istiyorum. Biraz önce bir evi seyircilerimiz dinliyor. Şimdi 150 bin euro dediniz. Kaldı. Belki çoğu artık yani o vazgeçtiler. Yok bu kaçak para değil. Oraya bir aydınlık etmek istiyorum. Tamam. Bazı şeyleri söylemek istiyorum. Genellikle şimdi demin dediğiniz o eski evin. Eski eve döndük. Evet, eski evin eğer merdivenleri
yani ara katları sökülüp sökülmeyecekse, işte ona göre hepsine göre masrafı var. Eğer tadilat olacaksa ortalama mesela şöyle götürülüyor. Metrekaresi 1000 euro civarında iyi bir tamir yapılır. Evet. Eğer ara kat veya mesela merdivenler yeni yapılacaksa, o zaman metrekaresini 1400 eurodan tutmanız lazım. Evet, öyle düşünmeniz lazım. Yeni yapsaydık. Çünkü yeni yapsanız 1800 eurodan metrekaresi, 1800 eurodan itibaren yukarı doğru yüksek gider, çoğalır. Yani sorunsuz bir yer yapmak istiyorsanız böyle düşünseniz, mesela bence böyle düşünseler daha iyi bir çünkü tasavvurlar olur. Bu eski bina hala eski bina. Sadece onun ömrünü uzattınız. 40-50 sene uzattınız. Ama yeni bina yaparsanız buranın ömrü 80 sene veya 100 sene olacak. Ama yatırımın müddeti ne kadardır? Yani bu arkadaşımız 10 sene mi bir yatırım, 10 senelik bir yatırım yapmak istiyor? 3 senelik mi? Bu da tabii ki bir başka tabii, bir... Tabii yatırım süreci ne kadar? Evet, yani tabii. Yapıp satmak istiyor yoksa yapıp 10 sene bekletip mi? Tutup bekletmek mi istiyor? Evet, evet. Bu da var ondan dolayı. Evet. Geri sorumuza dönsek kredi kurumu. Rolü ne? Yani kendisine biçtiği rol artık kendisi kiraya verecek bir yer mi? Evet, yoksa yapıp satacak mı? Kar etmek için mi burayı yapıyor? Ona göre yine bir hesap yapması lazım. Yine bir fizibilite yapması lazım. Tabii tabii. Böyle mi yapsam iyi, böyle mi yapsam iyi? Fizibiliteden sonra karar verecek hangisini yapacağına. Mesela. Herkes tabii ki iyi araştırma sürecinde birçok yeni fikirler ortaya çıkabilir. Tabii fizibilite raporunu tutabilecek bir kuruma başvuru yapsa ya yani kendisi hazırlasa çok daha püf noktalarını ortaya çıkarabilir. Okay. Şimdi kredi meselesinde şu anda biraz önce de güzel söylediniz. Bankalar niçin vardır? Kredi vermek için vardır. Hı hı. Çok daha avantajlı güzel krediler sunan şu anda bankalar veya şubeler vardır. Bazen sabit geliri olan ve fast fitrak olan çalışan birisine almak istediği emlakin tabii ki onun ödeme gücüne göre bir belirli bir bonitetine göre belirli bir kredi miktarı. Mesela bankalar diyorlar ki sana 200 bin euroya kadar veya 300 bin euroya kadar veya 1 milyon euroya kadar ödeme gücün var diye böyle bir kredi sunabiliyorlar. Bazen de mesela bankalarla konuşurken hatta 100% üzerinde yani full finansörlük dediğimiz hatta full finansörlükten ilaveten neben kostun dediğimiz yan giderlerinin yani hem noter ve finans giderlerini bile karşılayacak şekilde krediler sunuluyor. Bu konularda dikkat edilmesi gereken şudur. Ev kredisine başvuran bir insan mutlaka kendi oturduğu ev için, daire için veya ev için olan krediyle yatırım yaptığı yatırım için aldığı binanın kredisini farklandırması lazım. Yani şöyle kendi oturduğu evi oturacağı evi alırken onun bankaya vereceği faizler, bankaya vereceği para vergiden abzetsin yapılmıyor zaten. Ondan dolayı ne kadar az kredi alsa o kadar iyidir. Ne kadar az borca girse o kadar iyidir. Okay. Ama yatırım için ne kadar çok borçluk alsan o kadar iyidir. Yani. Ne kadar borç o kadar vergiden avantajı var. Evet o kadar çok avantaj var. Çünkü vergiden düşüyor. Tabii bunun vergiden düşüyor. Yani orada sen ne kadar çok masraf gösterirsen yani o masraflar tabii ki işine bu işin avantajı olan masraflar göstereceksin. Yani tabii canım. Yani ben de onu kastediyorum yani. Yani ne kadar çok mesela borcun çoksa demek ki aylık ödemen de çok. Bu kredi müddeti 10 seneliktir biliyorsunuz sabit faizler. 5 senelik de var. Hatta 20 senelik de var. Bu aralar birçok bankalar Emsal Bey de bilir yani 20 senelik de veriyorlar. Ama 20 senelik bile alsanız 10 sene sonra bunu 11. seneyi artık masrafsız hofeylik kayıt endişe duyum olmadan uygun olan hangisi? Durumu. Uygun olan 5 senelik. En aşağı tavsiye faiz. Ettiniz yani. Yok. Bak şimdi tavsiye konusu yine de diyorum. Yerine göre ve yatırım amacına göre değişiyor. Eğer alıp çabuk satmak istiyorsanız tabii. Kısa vadeli daha en iyisi. Ama tutacaksanız uzun vadeli yapmanızda fayda var. Tuğrul Bey'in dediği çok önemli. Evet. 10 seneden sonra vazgeçebiliyorsunuz yani ve uzatabiliyorsunuz. Kimdiden garantiye almanızda fayda var. Yarın faizle çıktığı zaman zannedersem kendisi onu belirli... Buyur. Teşekkür ederim Emsal Bey. Yani 10 sene meselesini de burada niye 10 sene diyorlar? Çünkü biliyorsunuz Almanya'da
privat olarak, özel olarak aldığınız bir bina, ev, yani yatırımınızı 10 senenin sonunda sattığınız zaman vergiden muafsınız. Ondan dolayı yani 10 sene konusu gündeme geliyor. Yani ama, kiraladığın bir yeri 10 sene kiraladın, 10 seneden sonra satarken ne kadar kar edersen onun vergisini vermiyorsun. Evet. Ama nasıl olursa şahsi servetin olarak bu evi almışsan. Evet. Ama burayı ticari amaçla kullandıysan, ticari olarak bilançona kayıt ettiysen bunu satarken her zaman onun vergisini vermen lazım. Evet. Bir ufak bir şey. Çok önemli. Evet. Çok önemli bu. Yani privat almışsa. Bu da bay emlakçının bir püf noktası işte. Çok çok önemli. Bilir kişinin bir püf noktası yani. Privat almışsa. Evet. Şimdi mesela Abdullah Bey'in dediğini özür diliyorum. Açmak lazım. Mesela Gembahan da var. Ama privat da alıyorsun yanında. Yani. Ona dikkat etmen lazım. Eğer tutmak istiyorsanız dediği gibi 10 sene sonra satın. Katmadan privatı kaydettiriyorsun. Evet. Yani bunu aşmakta fayda var. Çok oradaki hedefin, önemli. Hayalin evet. Ona göre başlar. Bu arada özel bile alınsa, çok özür dilerim. Çok özel kısa bile alınsa? Özel bile alınsa 6 sene içerisinde 3 defadan fazla satış yapıldığı zaman vergiye giriyor. Bu da yine vergiye giriyor. Yani artık senin burada ticaretini yaptığın inancı ortaya çıkıyor. Evet. Doğru, evet. Ve bu şeyden dolayı eskiden sattıklarının da bu sefer vergisini veriyorsun. Yani. Gever beş doya olay çıkıyor bu sefer. Yani orada. Efendim? Gever beş doya olay da çıkıyor. Burada yerine göre tabii kar ettiğiniz için evet. Gever beş doya konusu da İşin içine girebilir. Yani geberben olmasa bile geber üçte ödemek zorunda kalıyorsun. Tabii, otomatik. Ben dediği gibi ticari amaçlı. Ticaretini yapıyorsun. Ortaya çıkıyor. Ticaret yaptığın zaman onun vergisini ödemen lazım. Hele bu GmbH üzerinde olursa alıp satım işlemi. Bu her defasında zaten. Orada zaten geber üçteğini. Geber üçteği zaten her sene ödeniyor. Her sene yani. Ödeniyor. Bundan başka spekülasyon ştoya dediğimiz emlaktan yaptığınız. Halk dilinde öyle diyoruz. Evet, kardan olan vergi GmbH'larda şirketler üzerinde her satışta oluyor. Her satışta oluyor. Hepsi, yani 10 seneyle şey yok onun. Sınırlaması yok. Sadece şahsi servetindeki olan, privat servetindeki olan bir yeri 10 senelik vadeden sonra. Ama şöyle bir şey de orada bir ausname olduğu var. Eğer son 2,5 senesini o evin içerisinde sen kendin ikamet etmişsen orası gene vergiden muaf. Kendin oturduğun için. Yani satıştan bir gelir önceki son 2,5 seneyi evet. O evin içinde kendin oturuyorsan ve öyle satacak olursan orası da vergiden muaf olarak satabiliyorsun. Bu şekilde veyahut da aldığın karı vergide ibraz etmek mecburiyetinde değilsin gibi. Ama bunların hepsi ştüye beraterle konuşmanız gereken şeyler. Evet. Biz ştüye beraterlerin işine karışmıyoruz. Bu arada ştüye beraterler ne iş yapıyorlar? Pardon, özür dilerim. Bu soruyu ben size soracağım ama bunu erteleyelim. Çünkü başka bir adresteydik. O adresten şimdi buraya geldik. O sorunun cevabını şimdi alalım. Onu tamamlayalım. Bir reklam arası mı verelim? Bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar söz sizinle başlayacağız. Ve bir Skype yayınına daha dahil olacağız. Efendim şimdi reklam arası. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. Sevgili izleyiciler, bizim bu arada sevgili Ömer Uruç Bey ile bağlantımız, Skype bağlantımızın da kurulduğunun işaretini aldım. Eğer hemen buluşabiliyorsak, ekrana gelirse Ömer Uruç Bey ile görüşmeye buradan devam edeceğiz. Ömer Bey merhaba. Merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Şu ara izleyenlere iyi akşamlar dileyim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sizinle biz tam konunun üzerindeydik. Ne konuşuyorduk? Tam kredileri konuşuyorduk. Şimdi kredilerin aldık, işte nasıl krediyle ilgili vatandaşların yaptıkları arıza, hata ne? Evi tamir ediyoruz, bakımını yapıyoruz ama kredi de çektik. Burada en çok Türk olarak yaptığımız arıza, verdiğimiz arıza, yaptığımız hata en çok ne var? Şöyle söyleyeyim.
pratiğini bildiğimiz için söylüyorum. Kredileri biraz fazla alalım, ek bir yerde kullanalım veya Türkiye'de bir yatırım yapalım diye. Eksperte raporu, yani buranın tamiratıyla ilgili, buranın alımıyla ilgili ne olur diye rapor hazırlatırken biraz fazlasını talep ediyorlar. Bu da ileride kendileriyle ilgili sıkıntı yaratıyor. Yani bankalar hani Almanya'ya bizimkiler ilk geldiği zaman nüfus kağıdını göstererek ehliyet diye değiştirmişlermiş ya, o zaman inanıyorlarmıştı, şimdi inanmıyorlar biliyorsun. gerektiği zaman inşaatın resmini istiyorlar veya kendi adamlarını gönderiyor banka, kredi veren yer tespit ediyor bunu. Yani vatandaşlarımız hata olarak ihtiyacı ne kadarsa o kadar kredi alsınlar ve binaya kullansınlar. Aldıkları yere kullansınlar, amacının dışında kullanmasınlar. Ben bunu çok gördüm vatandaşlarımızdan. Benden bankanın kabul edeceği şekilde bir şey, yani nedir buranın tamiratı kaça çıkar, şuna çıkar diye cost and sharing dediğimiz fiyat belirleyecek rapor istiyorlar, yazıp veriyoruz. Çok zor bir şey değil ama sonunda bakıyoruz ki bunu buraya kullanmıyorlar. Ben burada bir uyarıda bulunmuş olayım. İkincisi, uç ucuna da kredi almasınlar. Hayat çok önemli bir şey. Evet. Hayat bir kere yaşanıyor, bir daha yaşanmıyor. Ben öyle vatandaşlarımızı biliyorum ki kredi borcunun altında eziliyor. Minimum hesabı yapmışlar kendilerine göre, şu kadar borç öderiz, şu kadar taksit ödeyiz, şu kadarıyla yaşarız diye. Ama bunun hesap etmediğimiz şeyler var. Karşınıza çıkıyor bunlar. Siz ister istemez bunlara da para ayırmak zorundasınız. Senelerce izin yapmıyorlar. Yapamıyorlar daha doğrusu. İkinci bir defa hayatı geriye döndürmek mümkün değil. Onun için hayat bir kere yaşanıyor. Hiçbir şeyden geri kalmadan finanslarını o şekilde ayarlasınlar. Alacakları yeri o şekilde ayarlamış olsunlar. Ben ondan da ziyade yer alırken arkadaşlarımızın, ben dinledim, şey yapmadılar, değinme akıllarına belki gelmemiş olabilir. Bir yer alındığı zaman en önemli şeylerden birisi Baulast dediğimiz, Almanca'da o yerin üzerinde, o arsanın üzerinde, binanın üzerinde bir takım sorumluluklar var mı? Belediyenin burayı ileride amaç kimi için kullanacağım, sen burada değişiklik yapamam dediği zaman tıkanır kalır vatandaş. Veya komşusunun kanalı oradan gidiyordur. Komşusunun yolu vardır. Yani son giden yıl ben bir öğretmen hanımın evini yaptım. İki daireye çevirdik, yani iki kata çevirdik bir katlı bir yerine. Komşusundan 75 metre uzunluğunda yol var. Yani 2,5 metreden hesap ettiğimiz zaman bizim kamyonlar giriyordu. Dolmuşundan biz giriyoruz. Konteyner giriyor. Sadece büyük vinç sokamadık biz. Yani öyle bir yer. 75 metre, 2,5 metreye hesap ettiğimizde komşusunun 100 metresi gitmiş yani. Leverkusen gibi şehrin merkezinde bir yer. Bunlara dikkat etsinler ev alacakları zaman. Arkadaşlardan birisi dile getirdi. Mutlaka bir eksperte dediğimiz, ya bir mühendis olabilir, ya da işin pratiğinde olan, yıllarını inşaata vermiş bir insan o bilgiyi ona verebilir. Bodrum katıydı, elektriklerin durumuna bakacak, bu şeylerine, suyla ilgili bakacak, kalorifer, çatı katı. Siz, ben size daha önceden de bir sözlü sohbet sırasında şey yapmıştım. Yani sizin 100 bin liraya aldığınız bir binaya 70-80 bin lira tamirat gerekiyorsa bu yanlıştır. Yani 20 bini, 25 bini, 30 bini anlarım. Siz 500 bin liraya bina alıyorsunuz, 500 bin lirada tamirat ayırıyorsanız bu bina size gelir getirmeyecektir. Yani 20 yılda, 30 yılda binayı ödemeye, bina zaten vurduya çıkmış olacaktır. Arkadaşlarımız dile getirdiler. Altı tahta, üstü tahta, merdiveni tahta bina alıyorsunuz. Tamam, güzel, makyajı dışarıdan bir mantolama yaptırırsınız. Bina güzel görünür, bu makyajdır. Ama akşam makyaj silindiği zaman gerçek açığa çıkar. Buna dikkat edilmesi lazım. Yani bir de bina alındığı zaman vatandaşlarımızın en çok şey yaptığı, son şeklini biliyorlar, plana bakmıyorlar. Yani siz
TÜİK Bauamt'tan olsun, diğer Bauamt'tan olsun, o binanın planını çıkarıp şey yapabilirsiniz. Eğer elinde vatandaş bir plan sunamadı, içeride kaçak yapı olabilir. Siz aldıktan sonra açığa çıkar bu. Adam seneler içerisinde yapmış olur, kimsenin dikkatini çekmez. Ama siz aldıktan sonra bir takım değişiklikler yaptıracaksanız, o zaman ne yapar? Açığa çıkar. Ben eski bakanlardan birinin bir açıklaması vardı. Şehircilik Bakanı Erdoğan Bey dedi ki Almanya'nın %44'ü tamir edilecek dedi. Eski binaların oranı bu kadar, %44'ü tamir edilecek. Evet, yani, çok doğru sayı. Ona göre şey yapmak lazım. Burada bu kadar tamirat işi var. Sıfırı tercih etmek ayrıdır. Arkadaşlarımız onu da söyledi. Ben de sıfırı tercih ederim. Eğer bir iki ailelik bir şey düşünüyorsan. Ama bunu alalım, kiraya verelim, bu işin emlakçılığını yapalım derseniz eski binaları da alır, kademe kademe tamir ettirir, kira yoluyla veya satış yoluyla değerlendirebilirsiniz. Daire alacak vatandaşlara da önemli bir şey söyleyeyim. Tiling erklerim diye burada bina bölümleriyle ilgili bir hukuku şey vardır. Siz bir daire alırsınız veya iki daire alırsınız veya binanın %90'ını alın. Binada %10 hakkı olan bir insan ister bir garaj olsun, ister küçük bir daire olsun, onun onayı olmadan siz orada bir değişiklik yapamazsınız. Herkesin onayını almak zorundasınız. Evet. Daire alacaklar da buna özellikle dikkat etsinler. Üzerinde bir hipotek var mıdır? Buna bakacaklar. Grundbuchamt'tan daire şey yapacaklar. Evet. Yani ben soruyu kredi bölümünde Ömer Bey, kredi bölümünde sordum. Siz tamam maşallah yani bizim bütün bir saati bir araya topladınız. Ben kredi bölümünde kalayım. Kredi bölümünde çünkü krediyle ilgili devam edeceğim bir soru var. İzin verirseniz o soruyu da şimdi Aziz Bey'e yönelteyim. Aziz Bey şimdi kredilerden konuşuyoruz. Ama bir de teşvik kredileri var, KF kredileri var, NLB Bank'ın kredileri var, ondan sonra Lakra denilen bankalar var, onların kredileri var. Berlin'deki banka başka, Hannover'deki başka, efendim Stuttgart'taki başka, eyaletlerin bu şekilde bankaları var. Bir de bu bankaların dağıttıkları teşvik kredileri var. Özellikle bunların arasında, bu şeylerin arasında, biz North Rhine-Westphalia eyaletinde oturduğumuz için NLB Bank'ın kredilerini çok yakın takip ediyoruz. Bu teşvik kredileriyle bize ne söylemek istersiniz? Nedir? Efendim yine de bu teşvik kredileri tabii ki çok cazip şartlarla veriliyor. Bunların hepsinin ama her zaman kullanılmıyor. Çünkü bu krediler 30 senelik veriliyor. Eğer 30 seneden erken de bunun kapatılması da zor oluyor bazen. Teşvik kredilerinin ama güzel tarafları da çok, avantajları çok var. Böyle ki evlerin mesela yeni yapılırken evleri yeni yaptırmak istiyorsanız enerji efisiyans klası 55 var, 60 var, 55 var özür dilerim, 45 var ve 40 var. Bir de 40 plus var. Buna göre teşvik kredileri veriliyorlar. Bunlar nasıl bir teşvik kredileridir? Daire başına oradaki einheit hesabına yani daire başına 100 bin eurodan başlayan mesela 40 plus alıyorsanız veya 40 yaptırıyorsanız enerji efisiyans klası 40 yapıyorsanız mesela 120 bin euro bile veriliyor daire başına. Ve bundan da geri ödemesinde de kolaylık sağlanıyor. Hem aşağı faizli, bu yakın zamanlarda yükseldi onların faizleri. 0.95 oldu. Eskiden 0.7 idi. Şimdi geri ödemesinde de tamamının ödeyeceğiniz tamamı miktarının da %25'ini bazılarında %15, bazılarında %5. Kredi hediye ediyor devlet. Yani evet, sen bunu böyle yaptın, ben sana kredinin bu bölümünü hediye ediyorum diyor. Bunun amacı devletin enerji efisiyans klası dediğimiz yani devletin nükleer enerjiden çevre kirliliğini önlemek için, nükleer enerjiden az kullanmak için teşvik ettiği bir kredi. Yani insanlar daha çevreci bir evler yapılsın diye veriliyor. Bunlar nedir? Mesela evlerin ısınması, ısınmasına göredir. Evler daha az yakıtla ısındığı zaman, tabii daha az bir masraf yapıldığı zaman bu zaman çevreci evler oluyor. Evet. Onun dolayı evlere bu tür kredilerin devlet hediye de ediyor bir kısmını. Bunu eski evlere de oluyor. Eski evlere de tamir ederken yine de onlara göre de veriliyor. Evet.
Şimdi eski evler dediniz. Ben eski evleri de duydum. Şimdi şu arada 4 tane inşaat şirketi bir masada oturmuş duruyoruz aslında bir şekliyle. Ama hepimizin ayrı ayrı fonksiyonları var. Kimimiz Bautrege yapıyoruz, kimimiz General Überneğme yapıyoruz, kimimiz Total Überneğme yapıyoruz. Böyle bir tarifler olduğu zaman kendinizi nasıl bir dakika. Ben sana sorayım. Bu General Unterneğme ne, General Überneğme ne? Bunları bana bir söyler misin? Şimdi Unterneğme... Kitabın bir tarafından bana bir okusun bakalım. Unterneğme şu. Unterneğme şu. İşi sıfırdan alıp tamirini yapabilecek, kiralık ev yapabilecek, daire yapabilecek, iş yeri yapabilecek. Bir projeyi sıfırdan alıp yapabilecek. Yapabilecek. General Unterneğme diyorsun. Bunun çerçevesini inşaatını yapabilen şeye Unterneğme denir. Okey. General Überneğme kim? O ise başlı başına bir şey. General Überneğme hiçbir şey yapmıyor. Sadece planlamasını yapıyor. Sağa sola görev veriyor diye o zaman. Tamam. General Unterneğme ile Total Unterneğme'nin Abdullah Bey'in özür dilerim. Orada biraz daha... Tabii ayrıntı var. Buyurun ayrıntıyı söyleyin. Ayrıntılarda şöyle. General Unterneğme dediğiniz zaman mesela proje hazırdır. Bu projeyi bizim Türkçe dediğimiz anahtar teslim. Başlar, alır götürür. Evet, yani proje hazır ama. Proje hazırdır. Evet. İzni alınmıştır. Evet. Ve bunu anahtar teslim bir şirkete teslim ediyorsunuz. Evet. O şirket yani ayrı ayrı mesela duvarcısına ayrı, robayı ayrı, elektrikli ayrı. O kendisi arayabilir yani. Hepsini bir anahtar teslim bir şirkete teslim ediyorsunuz. Okay. Total Unterneğme dediğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Projesi dahil bir şirkete veriyorsunuz. Hem projelendirmesini, izinin alınmasını, istatistik planlarının çıkarılmasını, diğer planların izinin alınmasını ve aynı zamanda anahtar teslim yapılmasını bu Total Unterneğme oluyor. Bir de General Überneğme var, onu da söyleyiniz şimdi. General Überneğme. General Überneğme sadece işin planlamasında beraberce bulunuyor, onun planını yapıyor. Ama hiçbir iş yapmıyor başka. Masa çağırıyor. Başında. Handwerkerleri çağırıyor, sanatkarları çağırıyor, onlara görev veriyor. Tile Total Überneğme vesaire vesaire. Evet. Onlara görev vererek onların işinin koordinasyonunu yapıyor. Evet, o adamın yaptığı iş o. Şimdi aramızda bu tariflere göre kendinizi ayrı ayrı bir yerlerde konumlandırabilirsiniz. Yani vatandaşlar da sizin işinizi nasıl yaptığınızı şey yapabilmeleri isterseniz söyleyebilirsiniz diye söyledim. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. Ben sadece bunun şeyine değinilmiş olsun. Emsal Bey, tarihi evlerin alım satımı sizin içerinizde bir şey. Alım satımı, tarihi evlerin. Orada bir takım sorunlar var. Tarihi evlerin, eski evlerin değil de tarihi evlerin. Orada bir şey söylemek. Tadilatı. Bir de onların tadilatındaki evet. Sorunlar. Sorunlar. Neyi yapıyoruz yani? Neyi yanlış yapıyoruz? Diğer evlerde kıyasladığımız zaman beklenen farklı sorunlar diyelim. Hı. Bu şekilde şey yapalım. Tarihi evlerde Bavamp'ta ekstra bir büro var. Bu tarihi evlerde ilgili. Hı hı. Yönlendiriyor ve o kurallar çerçevesinde her ev için geçerli olan kurallar var. Boyasından, camından, hı hı. Diğer şimdi şu şekilde ikiye de ayırabiliriz. Bir, dışı sadece tarihi kapsayan olur, içi değil. Diğerinin, bir diğerinin de içi ve dışı. Hepsi beraber tarihi olan. Dekmaşuç oluyor. Bu o zaman iki tarafı da dekman olunca, tarihi olunca o zaman her ikisine de dikkat etmek zorundasınız. Hı hı, okay. Yani ben bu evi aldım, tarihi ev ama boyasını istediğim gibi yapamazsın. Zamların istediğim gibi değiştiremezsin. Yani bunların hepsini tekrar dediğim gibi büroyla görüşeceksiniz, hı hı. Ve oranın ev hakkındaki verecek rapora göre verecek bilgiler doğrultusunda bu evi tadilat yapmak zorundasınız. Hı hı. Buradaki yani zor olan tarafı
Tarihi evlerde genelde bu dediğimiz problem var. Ağaç evler genelde oluyor. Yer ve dekelerinin ağaç olmasından dolayı şarjüç problemi var. Yani onu giderebilmek için çok dikkatli ve masrafını göz önünde bulundurmak lazım. Yani bunun getireceği masrafları göz önünde bulundurmak lazım. Bir de bunların iç kapıları mesela, onların da ben değiştiririm, değiştiremezsin. Yeni kapı takamazsın. Altında fanyas varsa o fanyasların aynısını veya onların önereceği şekilde çalışman lazım. Bunlar biraz daha işçiliği fazla oluyor. Ha, bunun bir tarafı, güzel tarafı 10 sene içerisinde absetçin yapabiliyorsun. Yani fazla masraflarını, masraflarını absetçin yapabiliyorsun. Yani vergiden kendin otursan dahi bu yaptığın fazla masrafları vergiden düşürebiliyorsun. Yani bu avantajı var. Fazla masraflar ama normal masraflar değil. Evet, fazla masraflar. Fazla masraflarını diğer taraftan kendiniz da oturursanız, kiraya verirseniz, zaten kiraya verdiğiniz zaman bir bölümünü yine 10 senede vergiden düşürüyorsunuz. Evet. Diğer kalan kısmını normal bir şekilde vergiden hesaplattığımız. Yani biz stüdyo beraberlerin içine burnumuzu sokmaya başlıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Sizi de buraya alacağız, siz de anlatacaksınız. Biz şimdi sadece kapı numarasını söylemek için böyle bir işaret yapıyoruz ama o kadar. Devamını siz stüdyo beraberlerle oturun, onlarla konuşun. Özür dilerim Abdullah Bey. Burada şunu söyleyeyim. Dekmal Havuz dediğimiz bu tarihi evleri çalışmasını mutlaka ve mutlaka daha önce bu konuda Tecrübeli olan Bavlayt'e ile çalışmak evet. gerekir. Okay. Bu hassasiyeti gerçekten vatandaşımız gözetlemeli. Hı-hı. Sonradan yaptığı iş ikinci defa yapmak zorunda kalır. Bunu da belirtelim de. Teşekkür ederim. Oldu. Ömer Bey, soru size. Adamın şimdiye kadar işte 3-5 tane ev var, evi almış. Zamanı geldi, paraya ihtiyacı var veya keyfi öyle istiyor. Bir satış ortamına girecek. Böyle bir durumda vatandaşlara neyi tavsiye edersiniz? Evini satacak. Biraz önce arkadaşlar biraz değindiler. Evet. 10 yıl doldurmadan satıyorsa evi ki evin üzerine %10, 20, 30, 40 neyse bir kar gelecektir. 10 yıl doldurmadan sattığı zaman burada gelecek bir vergisi vardır yüksek bir şekilde. Onu hesap etmesi lazım. Yok, 10 yıl doldurmuşsa onu artık karlı olarak verebilir. Onda bir sıkıntı yok. Alırken ne yaptıysa satarken de onu yapmak zorundadır. Eğer ihtiyacı kadar satacaksa, elden çıkaracaksa ayrı bir şey. Ama eğer emlakçılığı devam ettirecekse hiç satmasına gerek yok. O binanın üzerine yeniden ihtiyaç kredisi alabilir. Başka yatırım yapacaksa. Ama cebine alacaksa bu parayı, yani bu binadan kurtulmak istiyorum derse binayı elden rahat bir şekilde çıkarabilir. Bir sıkıntı olmaz onu da şey yapmak için. Sadece sizin sözlerinizi tekrarlamak istiyorum ama başka kelimelerle. Sizin dediklerinizi tekrarlamak istiyorum. Yani illa satıp kurtulman gerekiyorsa sat ama şu dönem satma dönemi değil, elinde tutma dönemi diyorsunuz. Evet. Yani evet. Malını elinden çıkarma diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Böyle mi anladım evet. sizi? Evet, öyle anlayayım. Tamam. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı Ömer Bey'in bu sözüne? Satmasın diyor. Mümkünse Ömer Bey'in dediği evet. çok önemli. Evet. Güzel de değindi. Yani evet. O bulunan mevcut binanın veya emlakın üzerine kredi alma şansı var. Evet. Dolayısıyla bunu değerlendirip elinde tutma gibi bir avantajı varken satmasına gerek duymamalı yani. Ben de katılıyorum. Evet. Aynen katılıyorum. Doğru. Teşekkür ederim. Bu arada izleyicilerimizden Sayın Ayhan Delice Bey'in mesajı var. Diyor ki, Abdullah Bey iyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Almanya'da özellikle Güney Almanya'da fiyatlar o kadar yükseldi ki gençler için normal daire almak bile bir hayal oldu. Başka bir şey daha yazmış. Maalesef birçoğumuz yatırımları Türkiye'ye yaptı. Daha bugün .. sitesinden İstanbul'da daire baktım. Orada çok enteresan bir istatistik vardı. Kaliteli bir site konutu son 12 ayda yaklaşık TL bazında %40 oranında artmış.
Yani kaliteli bir daire %40 oranında değer kazanmış 12 ay içerisinde. Ama bu TL bazında. Eğer bunu dolar bazında veya avro bazında hesaplayacak olursanız diyor, ya %3 artı görebiliyorsunuz veya %4 eksi görebiliyorsunuz. Yani Türk lirasının değer kaybetmesi ile konutun veyahut da emlakın Türkiye'de değer kazanması neredeyse birbirini ancak korutabiliyor. Yani yapacağınız yatırımın enflasyon dolayısıyla veya şey dolayısıyla dövizin fazla bunu değer kazanmasından, dalgalanmasından dolayı değer kaybedeceğini görüyoruz. Ama Avrupa için, Almanya için bu sayıyı söylersek, biraz önce Şener Bey zaten güzel örneğini verdi onun. Avrupa'nın değil, belki dünyanın en stabil, randımanlı emlak piyasasının olduğu bir ülkeden konuşuyoruz, Almanya'dan konuşuyoruz. Tabii bizim yayınımız bütün Avrupa Birliği için de geçerli, Fransa için de geçerli, orada da karlı yatırımlar var. Belçika için de geçerli, Hollanda için de geçerli, Avusturya için de geçerli, Danimarka için de geçerli, İsveç için de geçerli. Ama şu anda Almanya bütün dünyadaki yatırımcıların birinci sıraya aldıkları, koydukları emlak konusunda yatırım yapılması gözetilen, istenilen yer veyahut da işte parmakla gösterilen yer burası. Dolayısıyla Ömer Bey'in söylediklerine de tekrar geliyoruz. Diyoruz ki sakın elinizdeki yeri satmayın. Ama şimdi söz sizin. Ben hiç kimseye bir şey tavsiye etmiyorum. Size tavsiye edecekler. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Yani elinizdekini satıp da ondan daha karlısını alırım diyen, hani Türkiye'de derlerdi ya bakkallar, bir malı sattığımız zaman vitrine aynı fiyata alamıyoruz sattığımız fiyata diye, aynı o duruma geliyor emlak fiyatı. Bankacı şunu söyler mi? Falan yerde ev bulursanız pazarlık yapmayın alın diyor. Pazarlık yapmayın diyor. Bakın bankacı bunu söyleyen finans berader. Evet. Almanya'da çıldırmış durumda bu şeyler. Sen aynı emlak tavsiyede bu. Şimdi az önce bir konuşmamıza şey yapmıştı bu, evet. Paris'ten Londra'dan. Onların bir tane Paris'i, bir tane Londra'sı varsa Almanya'nın şu anda en az 10 tane var. Paris değil, Londra değil ama yani bölgesel olarak. Bizim yani şey dağılmış yani. Dağılmış. Almanya, o anlamda evet, dedim evet, yani. Evet. Onun için yani buradaki emlak sektörü sürekli cazibe merkezi. Şu an için. Yani böyle yani, bir durum yani. Şimdi sürekli, her noktasında. Sürekli böyle olmuş Şener Bey. Yani bu sadece bu an içinde değil yani. Gerçekten. Hep sürekli yani ben geldiğim dönemlerde inşaat sektöründe başladığımız günden bugüne kadar inşaatın belki kısa bir dönem duraktan yani fiyat aşağı gitmedi. Aynı yerde durdu, kısa bir dönem oldu ama sürekli yukarı gidiyor. Evet. Dolayısıyla sattığınız bir evde ikinci defa aynı objekti alma şansınız yok. Hı hı. Yani, programın başında demiştiniz ya ki Almanya'daki inşaat sektörü sürekli her sene yenileniyor. Evet. İşte bundan kaynaklanıyor. Yani çıtayı yüksek tutuyor. Bu da nedir? Kaliteyi arttırıyor. Kaliteyi artırınca da yatırım geliyor. Hı hı. Yatırım gelince de ne yapıyor? Arz talep meselesi doğuyor. Evet. Bu da nedir? Hı. Kaliteden geliyor. Evet. Güvenden geliyor. Yani bu İhtiyaç da diğer kaynaklı. Taraftan da inşaat sektörü yeterince inşaat üretemiyor. Burada yani arsa yok. Bu konulara giremiyoruz. Arsa bulmak çok zor. Uygun arsa bulmak zor. Yani Doğu Almanya'ya gidelim. Bürokrasi sorunları da var aslında. Öbür tarafta bir şeyi bitirdiğiniz zaman planı, projeyi içeri veriyorsunuz. Bazen 2 sene, 3 sene bekliyorsunuz. Onay. Yani onaylanmasını. Bu zaman da çok büyük zaman alıyor. Dolayısıyla yani talep karşılanmıyor. Evet. Yani fazlasıyla talep var ama karşılanmadığı için de bu fiyatlar aşağı doğru gitmiyor. Maalesef yukarı doğru gitmeye devam edecek. Geçenlerde Abdullah Bey dedi, öyle mi tavsiye ediyor? Evet öyle, alın diyorum. Ömer Bey de oradan katıldı, aynı ifadeyi kullandı. Evet. Bankacı da diyor, pazarlık yapmayın. Çünkü hakikaten özür dilerim, bir şilt gördüm. Sabah baktım, aradım, öğlen de geldim aradım. Sattık mı burası diye. Satıldı dedi. Evet. Ya sabah neye baktım yani, birkaç saat geçti. Satıldı orası dedi. Çünkü yani, iyi bir yerde, pazar şu anda piyasada iyi bir emlak bulmak da zordur. Bundan başka hatta ilginç olan, işin ilginç olan tarafı şu pandemi döneminde emlak fiyatlarında
Artımlar da çok olmuş. Ha, ama şehrin içindeki daireler mi yoksa şehrin çeperlerindeki? Allgemeine. Hepsi. %5% fiyatlar yukarı doğru gidiyor. En çok ortalama fiyatlar %5. Evet. Ama artısı da var yani. %10 da var. Evet. Yani bahçeli evler. Bahçeli evler. Bahçeli evler daha çok. Daha çok. Daireler az. İşte ortalama %5. Evet. Ortalaması ben söyleyeyim. Şu anda tabii son ki. Son sözlerinizi almaya başlayacağım. Son 5 dakikanın içerisine girdik. Bugün bütün emlak konularını bitirmemiz zaten mümkün değil. Ömer Bey de zaten çok geç dahil olabildi programımıza. Ama sizden itibaren alıp diğer arkadaşlara doğru döneyim. Son sözleriniz. Son 5 dakikamız. 5 kişi konuşacak. Herkes... Özür dilerim. Son 5 dakikamızı isimlerimiz doğru yazılsın hiç olmasa. Son 5 dakikamızı buyurun sen de özür dilerim. Ben içeriye mesaj gönderdim de neyse herhalde yazarlar. Tamam. Ben şunu değineceğim. Biz reklam arasında da konuşuyorduk. Biz Almanya'da yani Avrupa'yı da kastederim yaklaşık 4,5-5 milyon Türk yaşıyoruz. Lütfen bizim buradaki değerlerimize bizim ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti sahip çıksın. Lütfen. Yani bunu değinmem gerekiyor. Değinmesem edemeyecektim. Çünkü reklam arasında sürekli konuşuyoruz. Bunu nasıl diyorum? Yani biz özelden çocuklarımızı top oynuyor, profesyonel şeye çıkarıyoruz. İşte jimnastikten tut, işte burada iş adamlarından tut, sanatçılarından tut. Yani burada 3,5 milyon Almanya'yı kastederek söyleyeyim. 3,5 Türk'ten Alman milli takımında oynayanlar var. Parlamentoda insanlarımız var. Belediyelerinden belediye başkanlarımız var. Hannover Belediye Başkanı kastediyor. Türk milli takımında var. Var da var. Ama lütfen Türkiye Cumhuriyeti de bu gurbetteki bizim insanımıza sahip çıksın. Bizi oyru olarak, döviz olarak görmesinler. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sizin ediyorum. Sizin sözleriniz büyüklerimizin kulağına efendim. İnşallah. İnşallah. Evet. Emsal Bey. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Global dünyada önemli olan şeylerden bir tanesi de ortak aklı, ortak ekonomi ve ortak siyasi gücü birleştirmemiz gerekiyor. Yani Türk milletinin şu dönemde çok çok ihtiyaç duyduğu bir gerçek bu. Biz bilgimizi ve ekonomi gücümüzü birleştirmemiz gerekir. Çünkü büyük sermayelerimiz elimizde yok. Bir de şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Ben bunu söylemek zorundayım. Biz geldiğimiz toprakları ana vatan biliriz. Ana deriz biz. Almanlar Vaterland diyor, baba devlet diyor. Biz anamızdan da kavgalı değiliz. Üvey saysa dahi Almanya bizi, üvey babamızdan da kavgalı değiliz. Onlar üvey saysa dahi. Biz iki toplum arasında mutlu olmak istiyoruz ve Almanya'nın Türkiye ile Türkiye'nin Almanya ile daha fazla işbirliği her konuda yapmasını öneriyorum. Ve buradaki Şener Bey'in dediği gibi burada yetişmiş pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerden Türkiye ile ortak aklı ve ortak ekonomi güçlerimizi, kısacası güçlerimizi birleştirmekteyiz. Bunlar da benim son sözlerim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben emlak konusunda yine de tutucu davranacağım ve tüm seyircilerimize emlaka olan yatırımlara konumuz olduğu için emlaka olan yatırımlardan şaşmamalarını, bu istikamette bilir kişilerle, bu istikamette çalışan firmalarla, danışmanlarla iyi bir ölçü biçim yaparak yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Biraz önce Ömer Bey'in dediği gibi de şu an alma zamanıdır. Ne kadar alabilirlerse alsınlar. Teşekkür ederiz. Ömer Bey. Evet. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Gençlerin biraz önce size yazan kardeşimiz doğru söylemiş. Gençlerin bir mülk almaları, müstakil bir ev almaları veya bir şeyler yapmaları biraz zor diyor. Hele hele tek çalışıyorsa oldukça zordur. Aileler bir arada kalmaya özen göstersin. Çekirdek aile değil, büyük aile olarak yaşamaya özen göstersinler. Sosyal dayanışma buradan geçer. Bakın ben iki çocuğumla bir arada oturuyorum. Oldukça mutluyuz, oldukça iyi şekilde görüyoruz. Niye? Birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz. Kredi konusunda da olsun, hayat konusunda da olsun, çocukları, torunları birbirine emanet edecek konusunda da olsun. Buna özen göstersinler. Hele hele gençler, ailelerimiz yanımızda kalacak diye 55 yaşının üzerindeki babası annesi olanlar
belediyenin lig inşaat antlarda arsa yazılsınlar. Bugün çıkmazsa yarın çıkar, yarın çıkmazsa öbür gün çıkar. Bu tip çok ev yaptım ben görüyorum. Gençler anne babalarıyla devamlı kalmasalar bile bu şekilde bir yazılsınlar. Mutlaka arsa bir yerde olacaktır, çıkacaktır karşılarına. Müstakil ev almak isteyenler veya büyük ev almak isteyenler de aynı şekilde. Bir arada oturmak sosyal dayanışmadır. Bu dayanışmayı korumamız lazım Türk aile yapısı olarak burada sağlam kalabilmek için. Ya değilse sıkıntılar anında gençler büyük problem yaşıyorlar. Bizim gibi eski toprak dediğimiz bir tabir vardır. Biz biraz daha Türkiye'de piştik geldik. Buradakiler yükün altında çabuk patlıyorlar. Yükün altında aileler dağılıyor. Anne babanın desteğine, akrabaların desteğine bir arada yaşarlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize, izleyenlere, katılımcılara. Çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun, ağzına sağlık. Son şeyi de ben söyleyeyim artık. Ben de vedalaşacağım ama sizin bütün istediklerinizi Almanya Devleti ve Türkiye Devleti beraber yapacaklar. Çünkü Bayan Merkel, Sayın Cumhurbaşkanı'yla yakın ilişkilerinin sürdürüleceğini, işbirliklerinin yapabileceklerini söylediler. Benim burada tek beklentim bütün bu işbirliklerinin Avrupa'da yaşayan bizlere, Türk halkına, Türk milletine de faydasının olmasını isterim. Yani sadece tek yönlü bilgi paylaşımı gibi işte birdenbire aniden yakalandığımız bir fırtına gibi gelmesin de daha farklı alanlarda büyük işbirliklerinde biz de sevinçle, heyecanla onların yanında bu işbirliğinin perçini olarak yer alalım ve bu işbirliğini daha da ileri yerlere doğru taşıyalım. Şu anda böyle bir işbirliği gelişmesi var ama bizim faydamıza olacak şekilde, halkın faydasına olacak şekilde bunların düzenlenmesini istemek, onları beklemek hakkını kendimde görüyorum. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız. Bir dahaki programda görüşmek üzere.